Hoş geldiniz diyoruz ve Türk-Amerikan Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bugün, daha doğrusu bu hafta, engeller haftası. Bu terminolojiye çok karşıyım ben aslında. Bu engelli terminolojisini ortadan kaldırmak lazım. Ama bir türlü adlandırmakla da güçlük çekiyorum doğrusu. İzin verirseniz ceketim düğmesini açabilir miyim? Hepinize saygı da sunuyorum. Yıllarca sorun anlattık, çözüm anlattık fakat anladım ki artık biz kendimizle dalga geçmeyi öğrenmeliyiz. Bir kere kendisiyle dalga geçebilen insanlar mutlu insanlar oluyorlar. Bunu öğrendim ben yaklaşık 30-40 yıldan beri yaşamam gerçekten. Deniz'im hoş geldin. Hoş bulduk. Bana mikrofon Deniz'in mikrofonu nerede? Herkese iyi akşamlar. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Aslında Ali Bey de, ben de toplumda ön yargıları kırmak üzere buradayız. Çünkü yapabilirliği göstermek istiyoruz. Yaşadığımız hikayeleri paylaşmak istiyoruz. Tabii ki ben haddimi bilip Sayın İlhan'a mikrofonu bırakıyorum. Estağfurullah, kaç kişiyiz tahminen Deniz? 55 mi desem, 60 mı desem? 55 ile 60, nasıl hissettin bunu peki? Nefesten. Eğer bu kadar nefesi duyabiliyorsan sen, bu kadar nefesi hissedebiliyorsan valla bizden şüphelenirler haberi olsun. Bilmiyor musunuz Ali Bey, biz özel insanlarız. Bizim doğamız kapalı olur, biz farklıyız. Ya evet, bu 6. his meselesi gerçekten biraz özellikle diğer engel gruplarına göre, görme engellerde biraz daha hakikaten gelişmiş oluyor. Güzel kadınları iyi tanıyorum ben mesela. Ayıp söyleyemem. O yüzden, o yüzden Deniz'i yanıma aldım. Teşekkür ederim. Hepimizin hep birlikte o kadar güzel hikayeleri var ki. Hep beraber bazen kendi hikayelerimizin farkına varmıyoruz. Normal düşünüyoruz her şeyi, normal görüyoruz filan. Gördüğümüzü bazen diyoruz ki aa tamam bu böyleymiş değil. Ama biz her sabah uyandığımızda inanılmaz komik, kendimizle kendimizi mutlu edebilecek hikayelerle karşı karşıya kalıyoruz. Çok güzel hikayelerimiz var her sabah. Daha sabah, bugün sabah uyandım, şöyle bir mesaj geldi. Engelli haftanız kutlu olsun. Senin de abi. Ya böyle bir mesajı nasıl yaparsın abi? Engelli haftanız kutlu olsun. Niye ben ezik bir adamım yani adama göre? Taksiye biliyorsunuz, taksiden ilk daha Nurdeniz çok daha İstanbul'da çok sık kullanıyor bu taksiyi. Taksiye biniyorsunuz, ne diyor taksiye? Biner binmez. Geçmiş olsun abla, tedavisi yok mu? Ben tedavisi varsa ben kendime işkence yapmaktan hoşlanıyorum ama senin tedavin var mı demek istiyorum diyemiyorum. Taksiye biniyorum. Adam şöyle bir soru soruyor. Hiç mi görmüyorsun abi? Vah vah. Hiç evlenmedin mi? Evde mi kaldın? Çocuk yok mu? O da mı yok? Karının da mı çocuğu yok? Yok. Geçen hafta kızlaydı bir arkadaşım taksiye bindirecek beni. Taksiye sağ taraftan bindirecek. Bu Güven Park'ın önünde meşhur Güven, o taksi deposunda olduğu yerde. Taksici şöyle bir şey söyledi. Abi sen bu adamı buradan bindirdin ama biz nasıl indireceğiz dedi. Abi ben buraya ambulansla gelmedim dedim lan. Bir yanlışlık olmamalı. Ya aslında niyette hiçbir sorun yok. Anadolu insanı naif insan. Gerçekten hiçbir sorun yok. Her şey o kadar mükemmel ki bu naiflik sorun aslında bilememekten kaynaklanıyor. Yani adam çok naifliğiyle bir şey bunu buradan nasıl indireceğim diyor ama abi bazen de diyorsun ki böyle de naiflik olmaz lan yani. Adam ambulansla mı getirdi lan? Olmaz yani.
Sen de oluyor mu Deniz böyle şeyler? Çok oldu tabii. Çok. Mesela biz Karel'e taksiye binerken adam diyor ki bir görmeye geldi. Kadın bir de köpek var kocaman diyor. Sonra Karel böyle arabaya binince 41 kere maşallah töpe töpe bu köpek mi abla ya diyor. Cennete gideceğini bile iddia eden oluyor Karel'in. Ve tabii hani adres konusunda gerçekten böyle afallıyorlar. Bazen böyle kulaklık oluyor kulağımda işte bir taksiyi çağırıyorum. Taksi geldi diye soruyor ve Karel'e rahat biniyorum. Sonra inerken adam paranın üstünü uzatıyor. Alsana abla diyor. Diyorum göremiyorum. Ben niye fark etmedim diyor. Ya hayatta da öyle bir şey, o kadar aslında komik hikayeler var ki. İlerleyen dakikalarda çok anlatacağım. Okul zamanlarıma geldim ben. Bizi Gaziantep Körler Okulu'ndan, köyden bir büyüğümüz, saygıyla anıyorum kendisini. Sidoğlu, Ankara'da kendisi Adalet Bakanlığı'nda savcı. Diyor ki, doğmuşum ben, 2-3 yaşına kadar kimse görmediğimi fark etmemiş. Bir teyzemiz var, adı Öksüz Bibi. Teyzenin adı Öksüz Bibi. Öksüz teyzem diyor ki, ya bunun gözü görmüyor diye siz fark etmediniz mi diyor filan diyor. O zaman babaannem filan diyor ki, yok yani yok diyor ya, görüyor gibi bu diyor. Görüyor gibi bu diyor. Kucağıma çağırayım geliyor diyor. Sonra o teyze Yusuf amca okula yazdırıyor bizi. Okula bir gittim abi. 120 tane görmengeli var. Abi işlerine gören bulmam lazım. Çünkü okula gitmişim, okulu ezber geldi. Okul müdürü bize çağırdı, dedi ki okul burası, yatakhane burası, bu burası, o burası filan. Hazırlık sınıfında Braille alfabesi öğretecekler. Elini sürüyorsun yazıya böyle abi, tam nokta. Allah Allah. Benim babaannem Cennet Hanım hiç öğretmeyi öğretmedi mi lan? Neydi bu, nasıl bir şey, nasıl okuyacağız? Öğrendik yavaş yavaş. Mesela orada şeyi yapıyorsunuz. İşte okulda bir kolona çarpıyorsunuz. Ha burada kolon var, beyne koyuyoruz bir daha çarpma. Kalorifere çarpıyorsunuz, bir daha, aa burada kalorifer var, beyin kendini öyle bir kolluyor ve öyle bir organize ediyor ki orada kalorifer olduğunu, ben şimdi Körler Okulu'na gittim, yıllar sonra kalorifer neredeydi hatırlarım. Tamam, buraya kadar güzel, her şeyi öğrendik. Thank you.
başkasını sevemem. Deli diyorlar bana. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Hayatta en zor olan insanları tanımak. Kabul etmek uylarını değişmeden bir Thank you.